Laf söyledi bal kabağı, koy tabağı, ye sabaha. Pekala, şimdi size şaşırmayacağınız bir şeyden bahsedeyim. Bunun yine bir bölümünü çektim ve o kayıt bozuldu. Evet, şaşırılacak bir durum değil artık bu saatten sonra ama neyse. Şimdi ben geçen bölümde sormuştum, bu FNAF 6'daki gizli bölme için bir şifre sormuştum ki şifre için dillere destan bir destek geldi. Ki aslında yani millet başkalarının videosunu izleyip bana oradan görüp şifreyi yazmış. Yani ne diyebilirim ki? Ama bayağı herkes şifreyi yazmış yani, böyle 20, 30, 40, 50 kişi yazmış ve bu kırmızı ışık herhalde gece bekçisi mekanı dedektörle tarıyor yani, böyle öyle bir kısım vardı sanki. Dedektörü çalıştırdığı vakit böyle bir kırmızı ışık çıkıyormuş ve biz sal artık, ne ciddiyim, kaç seferdir bizi tarıyorsun, neyse. Şimdi dediklerine göre şifre bir yazamadım, bekle. 1024 olacak. Aha, alırım, bir daha al. Connection terminated dedi bak. Sıfatsıza bak. Şimdi gece bekçisinin yanına bir gidelim. Mekan yanacak muhtemelen. FNAF 6'da bu konuşmayı duyduğumuz vakit mekan yanıyordu. O... Aaa... Oğlum, gece bekçisine giden yol kapanmış. O zaman biz bir transite bakalım. Transitin ne olduğunu bilmiyorsanız geçen bölümü izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Buradaki kapı da açılmamış bak. O kadar şifre girdik. Vallahi diyecek lafım yok. Ortalığı alev aldı Fuat abi, yani ne diyeyim ben. Şuna bak. Gerçi alev yok ortalıkta. Sadece atmosfer birazcık böyle bir sarardı. Ah, şöyle at kendini köşeye, birazcık dinlen be. Ah. Bir şeyler oluyor. Aa, kaset verdi lan. Şimdi bak. Lefty'yi oynadık. Bu arada ben o kaybolan bölümde Jacobani'yi de aldım. Scrap Trap'i de aldım. Ve Sister Location'da geri kalan satın alınmamış karakterleri de aldım. Yani evet. Para babası olduk bu saatten sonra. Daha alınacak başka karakter yok. Şurada gördüğünüz 67 fast coin öylesine birikiyor yani. Başka hiçbir yerde kullanamıyorum şu anda. Şimdi geçen bölüm biz Jacobani'yi oynayacağız demiştik. Ona geçmeden önce ben bir şu Sister Location'daki bir easter egg'e bakmak istiyorum. Bak mesela Funtime Freddy'yi seçelim. Şimdi Sister Location'da bir tane koridorun sonunda bir kaset varmış. Onu bir alalım. Hop, alırım, bir daha al. Aynen bak, buradaymış. Oğlum herif doğru söylemiş bak. O yorum yazan kişi gözüme girdi. Kameranın içindeyim şu an. Evet, bayağı güzel bir özellik buldum. Neyse. Bombonu içeri salıyorum. What the fuck? Oy 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 oy. Sakin. Niye bu kadar kastınız yani? Kapının önünde bir adım attım. Bir ayağımızı uzattık. Hemen bizi gönderdi. Ayıp etti. Neyse. Bombonu salıyorum. Hayır. Ama biz diyoruz ki evet, hadi gideceksin bonbon. Bonbon hareket edemiyor. Allah. Nasıl bir yere girdim ya. Heh. Tamam, çıkabildim. Şimdi gece bekçisinin kıçından ısırma vakti. Hop. Yani işte durumlar bu şekilde. Az önce Toy Fred'in ayakları altında ezildik. Bizi çiğnedi namussuz ama neyse. Tamamdır. Şimdi o easter egg'i de çözdüğümüze göre artık Jacobani'ye geçebiliriz. Jacobani'nin bonusuna hemen bir göz atmak istiyorum. Korkunç bir melodi çalıyormuş bu. Ve enerji kullanımını bir süreliğine devre dışı bırakıyor anladığım kadarıyla. Bir deneyelim. Heh, hadi bakalım. Jacobani ile sahneden ayrıldık. Evet, Frightful Gem yazıyor bonus kısmında. Korkunç melodi. Ne işe yaradığını kullandıktan sonra göreceğiz. Şu an istesem içeri girip saldırırım ama şu bonusu kullanmak istiyorum. Ne işe yarıyormuş bir öğrenelim, değil mi? 3, 2 ve 1. Enerji devre dışı oldu herhalde şu an. Ne bileyim. Hiçbir fikrim yok ama içeri... Yani bonusu kullanır kullanmaz içeri istediğiniz gibi girebiliyorsunuz. Öyle diyeyim size. Hani sizi kısıtlayan bir durum yok. Şimdi geçen bölüm biz Glitch Trap'ten hevesimizi tam olarak alamamıştık. Onu şimdi bir daha deneyip görmek istiyorum ben. Şimdi Glitch Trap'in bonusu neydi? Kamera bariyerlerinden geçebiliyordu. Hani gece bekçisi mesela kameraya bakmadığı sürece ofise giremiyorduk ya. Bunun bonusunu kullandığımız vakit içeri istediğimiz zaman girebiliyoruz mesela. İşte kısaca bir yerlerin içinden geçebiliyor bu. Millet sormuş bak, şuradaki duvarın arkasına geçip Spring Trap ile iletişim kurabilir misin diye, bir deneyelim bakalım. Hani milletin hevesi kursanda kalmasın diye bir kere deneyeceğim. Ve evet, hiçbir işe yaramıyor. Yani buradaki Spring Trap sadece görüntü amaçlı, hiçbir işe yaramıyor. Vasıfsız bir tane easter egg. Şimdi bak, gece bekçisi kamerayı kapatsın, direkt bonusu basıp içeri dalıyorum. Allah,
İyi iş yaptım herhalde, ne bileyim. Hani gece bekçisi bizi yakaladı, orada yakalandın yazıyordu ama yine de jumpscare atabilmeyi başardık. Ha, kötü mü oldu derseniz, hayır, hiç de kötü olmadı. Ha bu arada oğlum, biz iki tane kaset bulduk, hiçbirini denemedik bak. Şu Darkest Desire'ı mı bulduk az önce, ne bileyim. Sanki bu daha önceden yoktu gibi ve ooo bak Davko diyor oğlum. Davko'nun içinde olduğu her şeye karşıyım ben. Yani nedenini sormayın da neyse. Bir de biz ne bulmuşuz? Şu Diner Date bizde önceden yoktu sanırsam. Bu neymiş? Bunda telif hakkı yok diyor. Tamam bu arkada kalsın, sorun yok. Bizim denemediğimiz ne kaldı? Ha bak, Final Fantasy Freddy's 4'te bir adet easter egg daha var. Onu da denemek istiyorum. Şimdi Nightmare Bonnie'yi seçiyoruz. Ya da herhangi bir Nightmare karakteri. Plush Trap dışında tabii ki. Plush Trap'te bu sanırsam işe yaramıyormuş. Şimdi bakalım, Nightmare Bonnie'yi seçtik. Şimdi bir arkadaşımız demiş ki Nightmare karakterleri kullanırken X'e basarsak gece görüşü açılıyormuş. Ki evet açıldı. Yani çok da bir etkisi yok gibi aslında. Işığı açalım. Işığı açınca böyle bir bembeyaz bir ışık patlaması oldu. Neyse, o burada para var sanki. Aynen. Kapıya yaklaşınca bonus kullansam var. Kullanayım, boşa gitmesin. Aaa, what the hell? Lan bonus kullandım, o kadar çocuk beni yine de gönderdi. Aaa, geldi. Çocuk şu an buraya bakıyor. Bir gitsin, hemen içeri dalacağım ben de. Kardeşim sen kapıdan ayrılmayacaktın. Oha. Ne yapıyor lan bu? Oğlum goril misin nesin lan sen, maymuna benziyor, bu ne biçim duruş? La... ne diyeyim? La... Neyse. Aa kapit. Lan ben korktum. Yalnız bayağı yetenekliyiz hani. İçeriye bir adım attım ve direkt jumpscare atabildim. Onun dışında daha ne yapmadık biz? Bir Afton'la oynamadık. Afton'la oynamadan önce ben bir Jack Ochika'yı bir daha gireceğim. Çünkü Jack Ochika bence en zevkli karakter. Ya bütün animatroniklerde niye böyle gece bekçisini öldürme gibi bir gaye var, amaç var, onu merak ediyorum ya. En merak ettiğim şeylerden birisi bu zaten. Bu arada biraz hızlanmak için topu attım artık. Hop Kobe. Yok Kobe değil, Kobe mi diyorlardı, ne diyorlardı hiç bilmiyorum ben de, neyse. Kamerayı kapatırsan aynı. Yalnız gece bekçisi bizi takmıyor. Yani. Neyse video uzasın diye ortaya karışık bir iki el daha atalım. Mesela Foxy ile motor yakalım bir el. Özlemişim Foxy. Sahne biraz düzelmiş gibi sanki, ne bileyim, önceden birazcık daha dağınık duruyordu. Neyse. Bütün muhabbetler bir yana, bizim bir easter egg'imiz vardı. Şu Golden Freddy acaba duruyor mu? Onu bir bakalım. Yok. Keşke şu kapı açık olsa da bir Golden Freddy aradan görsek güzel olurdu ama bir onu videoda gösteremedim. Neyse hadi motor yakalım. 3-2-1. Evet. Yargı dağıtıldı. Easy. Tamam hadi videonun kapanışını da artık Afton'la yapalım. Şu anda 125 faz coin'imiz var. Yani oyunda resmen para babası olduk ama para artık bu saatten sonra işime yaramıyor. Çünkü satın alınacak bir şey kalmadı. Parayı en son ben neydi kullandım? O bozulan video kaydında. Jacoboni'ye 100 tane faz coin bayılmıştım. Ona harcamıştım. Başka da bir işe harcamadım yani. Scrap Trap'te de bir şifreyi girelim. Yani Scrap Trap'le de 1024 yazsam çalışır mı acaba? Millet iki karakter için farklı şifreler falan söylemiş. Oha oldu. Allah, bizim zamanımızda böyle teknolojiler yoktu ya. Hemen şifreyi girdik tak diye oldu bak. Para işime yaramayacağı halde gidip alacağım onu. Muhtemelen gece bekçisine giden yollar yine kapanmıştır. Yine burada tıkıldık kaldık. Keşke şifreyi girmeseydim ya. Aklıma tüküreyim. Ya şimdi bak, bu oyunda sevmediğim husus ne biliyor musunuz? Şimdi... Tamam gidiyoruz, gece bekçisine jumpscare atıyoruz falan filan zart zurt ama yani gece bekçisine saldırmak dışında başka bir gayemiz olsaydı güzel olabilirdi. Hani tek yaptığımız şey böyle yavaş yavaş bir şekilde gece bekçisinin yanına gidip jumpscare atmak, ki jumpscare atmak o kadar kolay ki yani daha diyecek lafım yok. Gece bekçisi zaten 7/24 kameraya bakıyor. Yani bizi hiç fark etmiyor bile. Anında istediğim gibi girebiliyorum. Bir de oğlum şu transitteki şu kapalı oda açılsa o kadar güzel olurdu ki. Ama açılmıyor ne yazık ki. Ah ah. O bak sağ altta 130, 136, 137, 138 falan sıcaklık yükseliyor yavaştan. Bu arada bu 140 falan diyor. 140 derece değil yani, 140 Fahrenheit. Derece olsa yani burada 2 saniye bile duramazsınız. Neyse şu kenara geçelim. Videoyu yavaştan bitirelim. Burada kendimizi çürmeye bırakalım. Oha
Bir dakika lan, bu herifin elleri, tırnakları niye bu kadar büyük lan? Bir köpek gibi tırnağı var. Neyse. Kendimizi kadere terk edelim. Burada gebereceğiz günün sonunda. Yani evet, şimdilik oyunda yapacak başka hiçbir şey kalmadı. Oyuna güncelleme gelmesini bekliyorum. Ki umarım gelir yakında. Yani evet, başka diyeceğim bir şey yok. Güncelleme gelmesini beklemek dışında elimizden bir şey gelmez. O zaman hepinize geldiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve ne oluyor lan? Acaba yine kaset verecek mi? Tüh, vermedi. Neyse. O zaman hepinize geldiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.